Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. Bugün ayın 12'si. Sevgililer gününe 2 gün kaldı. Sevgililer gününde ne planlıyorsunuz bilmiyorum. Ben eğer beni dinliyorsa kendisi, bugün de kendisine yıldızlarla dolu bir gökyüzünü hediye ediyorum. Başına tac olsun diye. Sizler neler hediye ediyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Benim hediyem bu olabilecek, ancak bu kadar uzaklıkta böyle olabiliyor. Arkadaşlar IQ Option firmasındayız. IQ Option firmasına geçmezden evvel dolar kuru ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dolar kuru bana göre artık 7 liranın altına düşmeyecektir ve yükseliş seyrine başlayacaktır. Akşam bir video çekebilirsem bunun ayrıntılarını paylaşacağım. Artık düşüş seyri bana göre bitmiştir. 7 dip bir seviyedir. Peki burada ne yapıyoruz? Daha önceki videoda mükemmel bir şey anlattım. Bir yöntem anlattım. Benim çok kullandığım bir yöntem anlattım ve 5'te 5 başarı sağlamıştık. Bunun üzerine koyarak gitmeye çalışacağız. Tabii ki gerçek hesapta. Bu gerçek hesap bizim pratik hesabımızda var. IQ Option 7 yıla yakın bir zaman Türkiye'de hizmet veren bir firma. İçerisinde Forex, kripto paralar ve ikili opsiyonlar var. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. İkili opsiyonlar riskli sistemlerdir. Ancak kendimi yadsıyamayacağım, inkar edemeyeceğim, ben bir ikili opsiyoncuyum. Yıllardır bu şekilde devam etti arkadaşlar. Ara sıra beni dolar, altın ve gümüş yorumlarken de görebiliyorsunuz. Tabii bu piyasanın içinde biri olarak bunları da yorumlamam gayet doğal. Peki nasıl bir yöntemdi bu? Öncelikle bir arkadaşım bana video altında yorum yapmış. 10 dakika, 1 dakikalık şeyi yapamıyorum, trade yerini bulamıyorum diye. Bir defa platforma bakacaksanız şuradan, hani kaç dakikalık platforma bakmak istiyorsanız 1 dakikalık mumlara mı, yoksa 10 dakikalık mumlara mı, 5 dakikalık mumlara mı, buradan ayarlıyorsunuz. Ben 1 dakikalık mumları tercih ediyorum. Yok, trade zamanını ayarlamak istiyorsanız buradan şu expiration dediği yere bastığınız zaman şurada bakın 8 saniye sonra 1 dakikalık mum açılacak. 1 dakikalık trade'e girmiş olacaksınız. Şuradan basarsanız 2 dakikalık trade'e girmiş olacaksınız. Buradan 3 dakikalık, buradan 4 dakikalık, buradan 5 dakikalık, buradan 15 dakikalık trade'lere girmiş olacaksınız. Buradan ayarlıyorsunuz, expiration time denen yerden ayarlamış oluyorsunuz. Peki arkadaşlar, yöntem ve teknik neydi? Onu kısaca bir defa daha hatırlatayım. Moving Average açıyorduk 3 tane, bir tane 7'li, bir tane 18'li, bir tane 25'li. Nereden açıyorduk? Hepsi bu Moving Average kısmında, popüler kısmında şurada bulunmakta. Tıkladığınız zaman bir tane 7, isterseniz kırmızı yapın. Sonra tekrar dönün aynı yere, 18, 18 günlük ortalaması olacak o. Sonra bir daha gelip buraya 25 yazın. SMA'da kalsın, renklerini farklı farklı yapın. Kalınlıklarını da buradan değiştirebilirsiniz ve kabul edin. Şöyle 3 tane çizgi oluşacaktır. Renklerini unutmayın. 7 kırmızı en düşük hareketli ortalama, 18 ve 25 diye gidiyor. Bunların yanına bir de ne açıyorduk? Aynı yerden bir tane parabolik sar. Şu nokta nokta gibi gözüken şeylerdir. Bir daha Avosum oskülatör açıyoruz. Şu kırmızı. Peki yöntem neydi? Yöntem şurada göstereyim şuradan. 7'li kırmızı olan, en yavaş olan hareketli ortalama 18 ve 25'i kestiğinde, sarı ve mavi çizgileri kestiğinde, parabolik alttan açıldığında ve Avosoma'nın çivileri üst tarafa doğru yeşil olarak çıkmaya başladığında birer dakikalık yatırım yapıyorum yukarıya doğru. Peki düşüş için nasıldı? Görüntü olarak şöyle bakıyorum. 7. Bu sefer kırmızı olan 7 idi biliyorsunuz. 18 ve 25 numaralı hareketli ortalamaları aşağı doğru kestiğinde, parabolik üstten açtığında, kırmızı çiviler de aşağıdan açıldığında aşağı doğru bu sefer birer dakikalık yatırımlara girişiyordum. Bu sistem değişmedikçe birer dakikalık yatırımlara devam ediyorum. Ta ki ne zaman? Bir belirti verene kadar. Parabolik açılır, avosoma üstte çivi çıkarır tam tersi yöne. Veya bu 7'li hareketli ortalama 18 ve 25'e çokça yaklaşır. Oralarda kesebilirim ama devam ettiği müddetçe ben de devam ediyorum. Şimdi bu yatırımlara biraz örnek vermeye çalışacağım. Hiçbir yöntem tabi %100 kazandırmaz. Bana soruyorlar bu işlerden para kazandın mı diye. Para kazanmasam 7 yıldır bu işleri yapmazdım.
Elbette ki bir şeyler kazanmışım ki ben devam ediyorum bu gibi işlere. Bu işlerin de uzmanı benim. Bu işlerde pek böyle video çeken falan pek olmaz. Onu da söylemek istiyorum. Mesela şu tabloda 7'li hareketli ortalama 18 ve 25'in altına inmeye çalışıyor. Evet. Ancak parabolik de üstten gelmeli. Bu çivi de havosama oskülatörün indikatörümüzün çivisinde alttan açması gerekiyor. Şuradan yeni çiftler açabiliriz. %76 teklif ediyor şurası örneğin. Bakıyorum. Yani denk değil. Parabolikle bu 7'li değerlerin üstünde geziyor. Uygun bir pozisyonda gözükmüyor. EURNZD var. Bakalım. EURNZD de 7'li 18 ve 25'in üstünde ama parabolik altta değil. Aynı zamanda çivilerin rengi pek hoşuma gitmedi. Daha uygun bir çift aramak için zamanım var. Şurası uygun olabilir. Gayet güzel. Şimdi zamanı ayarlıyorum. Son anlatacağım. 29 saniye var. Bakın parabolik alttan açılmış. 7'li ortalama 18 ve mavi diye renk verdiğimiz 25 diye renk verdiğimiz mavi ortalamanın üstünde seyrediyor. Parabolik alttan açılmış. Parabolik Avosomen'in çivisi de yeşil. Şu an yeni bir muma girmeye 12 saniye var. 10 dolarla giriş yapalım. Kaldı ki 10 dolara gerçek hesap açılabiliyor burada arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi tam zamanında girmiş olduk. 1 dakikalık. Bakalım ne seyir gösterecek. Bundan önce yaptığımız 5 tane trade'in aynı yöntemle yaptığımız 5 trade'in 5'i de gelmişti. Eğer bu iş yolunda gitmezse bu sistem değişmedikten sonra ben aynı yöne biraz da katlayarak önceki zararımı çıkartmak üzere ve yenisini almak üzere devam edeceğim. Yani bu yöntemi yaptık diye hemen şak şak hepsi aynı anda gelecek diye bir kaydı yok. Ama yöntemimiz, tarzımız şu an bu. Bu yönteme göre yatırımlarımızı yapmaya çalışacağız. Şuradan biten saniyeyi görüyoruz. 20-18 saniye var. Şimdi bu ilk elementte başarısız olmuş olabilir. Ancak şöyle bir 30 dolar koyacağım ben. Sistem değişmedikten sonra devam edeceğim. Kaybetti. Ben de 30 dolarla yeni bir trade açtım. Şu 7'nin ağzı bu 18 ve 25'ten ne kadar uzak durursa o kadar daha bizim için iyi olacaktır. Uzaklaşması gerekiyor. Yani daha güvenli bir şekilde bu yatırımı gerçekleştirebiliriz. Yeşil, eğer ilk defa izleyenler varsa, yeşil olan şey kazanıyor anlamında. Kırmızı burada gördüğümüz kaybediyor anlamında bir durum söz konusu. Onu da söylemiş olayım. Kısa vade yatırım yapıyorum ben. Traderlar böyle düşüşe de çıkışa da yatırım yapabilirler. Bazen dolarda anlattığım üzere dolar düşerken, altın düşerken kazanan bir kesimde mutlaka vardır diye boşuna söylemiyorum. Şimdi bir iş tam aralara kaldı. Son anda bir bağlı mı gelecek? Son anda sanırım kaybetti ama sistem değişmedi. Biraz riski arttırıyorum şöyle. Şöyle bir giriyorum. 3 adımlı bir şey olacak eğer böyle olursa. Şunun 7'nin 18 ve 25'e yakınlığı tabii beni biraz rahatsız etti. Biraz uzaklaşsa, kafasını yukarı dikse çok daha benim için iyi olacaktı. Bağlı gelmiş gerçi. Az önceki kaybetmemiş. Bağlı gelmiş. Bir de bağlı gelmek var. Yani tam girdiğiniz pozisyondan eğer şey yapıyorsa, kapanıyorsa bağlı geliyor. Yani paranızı iade etmiş oluyor size. Sistem bozulmadığı müddetçe eninde sonunda buradan alabileceğimi düşünüyorum. Bu sefer kayıp halinde gözüküyor. Peki. Biraz riski biraz daha arttırıyorum. Ancak bazı şeyler de beni rahatsız etmeye başladı. Ne gibi? İşte dediğim gibi şurada 7, 18, 25'e yaklaşmaya başladı. Bu iyi bir görünüş değil. Bunu bir şekilde atlatabilirsek
başka bir çifte geçmekte tabii ki fayda olacak. Çünkü SOS sinyalleri vermeye başladı. Yani dikkat, kötü tarafa gidebilirim sinyalleri vermeye başladı. Terse gidebilirim sinyalleri vermeye başladı. Umarım şunu artık alır da bizi uğraştırmaz. Bir başka çifte rahatlıkla geçebiliriz. Son 2 saniyede bile her şey olabiliyor, değişebiliyor. Bir kısmı kazandı, bir kısmı kaybetti. İkisi de kaybetmiş. Şimdi arkadaşlar bunu ya inat edip bir kez daha gireceğiz şöyle. Gerçi almış gözüküyor. Burada da 2300'den. İnat ettim. Bir oradan parasını alacağım onun. Sonra çevireceğim. Başka bir çifte. Çelik gibi irade olması gerekiyor. Yoksa sıkıntı arkadaşlar bu iş. Tamam. Buradan 75 dolarımızı aldık. 2552. Şimdi bunu artık geçiyorum. Çünkü bana üzüntü vermeye başladı ve iyi bir çift olmadığını bana gösterdi. Euro dolara tekrar bir dönelim. %75 ödeme teklif ediyor. Gayet iyi bir yerde bana göre. Buradan artık biraz para toplamam lazım. Biraz yüksek yüksek gireceğim. Belki ilginiz artar. 34 saniye kalmış. Şu an girmesem iyi olur. Bakın 7.25'i kesmiş. Parabolik güzel bir şekilde çivileri açılmış. Avosumenin. Şu an 20 saniye sonra yeni bir çifte burada girecek. Çifti değiştirdik. Kat Kanada dolarını bıraktık. Şuradan saniyeyi ayarlayabiliyoruz. 10 saniye sonra yeni bir muma gireceğiz. Yeni bir mum açılacak şimdi. Biz yukarı gidecek verdiğimiz fiyattan, o anki fiyattan daha yukarı gidecek diye trade açtık. Gayet durağan gidiyor. Şu an hiç oynamıyor yerinden. Son 15 saniye. Şu an bağlı bir şekilde. Ne kayıp, ne zarar, ne kar var. Girdiği fiyattan kapattı. Geç veriyor pozisyonları. Şu an mum bizim girdiğimiz yerden daha üstte. 75 dolar getiri getirecek. $2,627 girdiğimiz şeyden bayağı bir yukarıda kapatmış olduk. Bu yöntem böyle arkadaşlar. Diğer videolarımızı da izlemek için ve bu yararlı videoları takip etmek için kanalımıza abone olun lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay diyorum.